Evet millet, sonunda siyah kuğu karakteri içinde bir video çekebileceğiz. Arkadaşlar bu videoda PvP testi yapacağız. PvE testi gelmeyecek çünkü bu karakterin PvE'de pek de etkin bir karakter olduğunu söyleyemem açıkçası. Yani PvE için kasacaksanız bu karakteri hiç kasmasanız da olur. Çünkü oldukça kötü. Yani merak eden arkadaşlar test edip bakabilirler ama biraz boşuna uğraşmış olacaklar. Bu karakter daha çok PvP'lik bir karakter arkadaşlar. O yüzden biz de bugün bu karakteri PvP'de test edeceğiz. Arkadaşlar biraz zaman savaşında biraz da diğer dünya savaşında test edip videoyu yavaştan bitireceğiz. Son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu muhtemelen benim gitmeden önce atacağım son video. Bu videoyu izledikten sonra, bu videonun yayınlanma tarihinden sonra artık haftada bir video gelmeye başlayacak. Zaten bununla ilgili daha önce gerekli bilgileri de vermiştim. Bundan sonra artık hani bir buçuk ay kadar o şekilde devam edeceğiz. Daha sonrasında tekrardan dönünce aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir siyah kuyu incelemeye başlayalım arkadaşlar. Evet, başlasın. Şöyle Silver Surfer'lı Edwin Warlock'lu bir takım buldum arkadaşlar. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Bu Black Swan karakterinin, yani siyah kuğu karakterinin PvP'de fena olmadığını duydum. Ben de ilk defa test ediyorum. Bakalım. Ama tabi belli başlı sıkıntıları var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim ki zaten başta da öldük arkadaşlar. Farklı bir rakip bulalım. Evet, şöyle başlasın tekrar. Karşıda Madeline Pryor var. Edwin Warlock var. Silver Surfer var. Gayet iyi bir takım denilebilir. Bakalım en azından şeyi alabilecek mi? Madeline karakterini alabilecek mi? Madeline karakteri sonuçta bir de kategori 3. Umarım alabilir. Arkadaşlar bu karakterin sıkıntılarından biri şu. Günümüz metalı, günümüz PvP metalarında en azından olduğu gibi bu karakterin şeyi yok. Dirilmesi ya da ölümsüzlüğü falan yok. Bu arada hiç fena gitmiyoruz. Gayet etkili diyebilirim şu anlık. Vay, bayağı iyi gidiyoruz. Yani Edwin Warlock'ın bir canını aldık. Medal'ını aldık. Gene iyiydi ya. Farklı bir ekip bulalım. Evet, şuradan devam edelim. Tekrar Silver Surfer'a karşı savaşacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, hani ölümsüzlüğünün olmaması ya da dirilmesinin olmaması bu karakteri biraz eksik kılıyor. Bunu yapmalılardı. Yani en azından birinden birini vermeleri lazımdı. Artefakta bile olsa. Bunu vermedikleri için karakter de günümüz metalıyla çok boy ölçüşemeyebilir. Gerçi gene de fena gitmiyoruz. Silver Surfer'ın bir canını aldık. Bu da bir başarı ama tabii devam ettiremiyoruz. İşte komple karakteri almak lazım. Yani bir karakteri iyi diyebilmemiz için arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. En azından bir ya da iki tane falan PvP, sağlam PvP karakterlerinden almamız gerekiyor. Şöyle Vibranium'likten devam edelim. Farklı bir rakip bulabilecek miyiz? Şöyle güzel Thanos var, kategori 3. Yani kategori 4 olsaydı daha iyi olurdu ama yine bir kategori 3 haline karşı da test edelim. Bakalım alabilecek miyiz? Ama gerçi şeyle başladı ya. Silver Surfer'la başladı, o iyi olmadı. Her neyse. Tabii bunun türü de arkadaşlar, bu karaktere belli başlı avantajlar da vermiyor değil aslında. Gene ışın türlerine karşı belli bir oranda etkin olmasını bekleyebiliriz ama istediğim kadar ya da beklediğim kadar etkili olmadığını da söyleyebilirim. Farklı bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Bakalım cini alabilecek miyiz? Karşıdaki cin de bayağı sağlam görünüyor ama. Hiç değilse bir canını aldık. Ama bir kere de almamız lazım. Evet, güzel. Güzel. Cini aldık. Bakalım Edwin Warlock'u alabilecek miyiz? Şimdi Edwin Warlock'un arkadaşlar tür dezavantajı olduğu için Black Swan o konuda hiç fena gitmiyor. Yine öldük. Yine öldük ama hiç de fena gitmedik aslında. Biraz da diğer dünya savaşına test edelim arkadaşlar. Bakalım orada nasılmış. Evet, şöyle başlasın. İlk iki karakterden biri olarak kullandım arkadaşlar. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Evet, biraz çabuk öldük ya. Ama sorun yok. Zaten maçı aldık da. Yani en azından aldık gibi görünüyor. Evet, aldık. Farklı bir rakip bulalım. Evet, şöyle başlasın. Fena gitmiyor. Evet, şimdi öldü. Gene de fena gitmedi ama.
Evet, bir rakip daha bulalım. Karnıç falan var. Bir merak ettim. Acaba karnıca karşı nasıl? Ölme, ölme. Güzel. Fena gitmedik. Karnıç öldü. Bizimki hala ölmedi. Wolverine de gitti karşıdan. Şimdi öldü. Fena bulmadım ya. Bence güzelmiş. Bir rakibe karşı daha test edeceğim arkadaşlar. Bir rakip daha. Ama beğendim. Yani diğer Dünya Savaşı'nda da fena görünmüyor. Şimdi arkadaşlar belli başlı sebeplerle sıralayacağım zaten hani. Neden fena bulmuş? Çünkü burada da gördüğünüz üzere gayet de ölebilen bir karakter. Gayet de öldürüyorlar bizim şeyi. Black Swan karakterini ama yani beklediğimden biraz daha iyi ki sebeplerine birazdan geleceğim. Burada biraz çabuk öldük. Wolverine canımızı okudu. Wolverine'in de arkadaşlar tür avantajı var şeye karşı Black Swan'a karşı. Çünkü Wolverine dövüşçü. Black Swan çevik. O yüzden Wolverine bize biraz daha sıkıntı çıkarabiliyor o açıdan. Şimdi gelelim bir takım kısmında tekrar dönelim. İlk olarak bir gelişimden bahsedelim. Kostüm yok. Özel ekipman olarak kudretli fetih CTV var. Alt değeri full, üst değeri full mü? Üst değeri de işte full değil de biraz aşağısı her neyse. Kendi artefaktı var. Kendi artefaktını size kahraman ve süper kötü tarafa verilen temel hasarda artış sağlıyor. İsos 8'leri full aşırı yükleme getirmişim. Türünü full basmışım. Yetenekleri full, sadece birinci yeteneği basmamışım. Onu da belki ileride basarım. Çifter sağlığı, çifter YP var ve gerekli PvP özellikleri full. Şimdi arkadaşlar karakter hakkında kısaca konuşacak olursam. Ben karakteri beğendim. Ama belli başlı eksikleri var. Eksikleri var. Zaten test esnasında da bahsetmiştim bu durumdan. Bu karakteri arkadaşlar bence bir dirilme ya da ölümsüzlük verselerdi. Artefaktında olabilir, yeteneklerinde olabilir, fark etmiyor. Verselerdi bu karakter şu anda olduğundan çok daha sağlam olabilirdi. Yani bunu vermemeleri biraz yazık olmuş. Bunun dışında şu anda oyunda mevcut olan doğal kategori 3'lerden en güçlü karakterin bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ne Gorr, ne Kang, ne Null, ne Mephisto bu karakter kadar, ne de Sentry işte bu karakter kadar güçlü değil arkadaşlar. Bu karakter hepsinden PvP'de daha iyi. Çünkü PvP metalarını az da olsa alabiliyor. Tamam. Zaman Savaşı'nda belli başlı problemler yaşadık. Doğru ama gayet güzel karakterleri de aldık işte. Yani Silver Surfer'a karşı çok bir varlık gösteremiyor. Orası da bir gerçek. Silver Surfer zaten çok sağlam. Ama Edna Warlock'ı alabiliyoruz. Jean'i alabiliyoruz. Bunun dışında da herhalde bir iki karakter daha aldık. Madeline'ı falan aldık gene. Bu açılardan baktığımız zaman bir de o karakterler kategori 4 arkadaşlar. Hani o açıdan baktığımız zaman kategori 3 bir karakterin öyle karakterleri alması oldukça iyi görünüyor ve ben diğer Dünya Savaşı'nda da bu karakteri fena bulmadım. Yani bu karakter hakkında da tavsiye verecek olursam hani şey kasın kasmayın gibisinden şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hani kategori 4 karakterlerden daha az masraflı bir karakter olmasından dolayı düşünülebilir. Ama onlarla da bir yandan bir tutmamanız lazım. O da bir gerçek. Bu karakterden daha sağlam karakterler var. Yani ne bileyim şey olsun, Thanos olsun, Silver Surfer olsun ya da Adam Warlock tür dezavantajından dolayı bu karakterde biraz sıkıntı çekebilir. Ama Wolverine de bu karakterden güçlü çünkü tür avantajı var. Bir de Wolverine'de zaten ölümsüzlük olayı falan da var. O da biraz etkiyor. Yani o tarz karakterler bu karakteri biraz şey yapar, bu karaktere biraz sıkıntı çıkarabilir. Ama bu karakterin de ben başlı başına gayet ideal, güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bir de kategori 4 olayı olmadan da bu karakteri kullanabilmeniz bu karakterin bir ekstrası. Onu da belirtmemde fayda var. Yani arkadaşlar ben biraz arada kalırdım. Yani şöyle söyleyeyim. İleri seviye hesaplar bu karakteri kasabilirler bence rahatlıkla. Çünkü hem diğer Dünya Savaşı'nda kullanırlar hem İttifak Fethi gibi yerlerde kullanabilirler. Ama daha yeni oyuncular ya da orta seviye oyuncuların çok kasmasını düşündüğüm bir karakter değil bu karakter. Yani bence daha güçlü karakterlere yönelebilirler. Atıyorum Silver Surfer gibi mesela. Ben olsaydım hani yeni bir oyuncu olsaydım ya da orta seviyeli bir hesabım olsaydı bütün eforumu Silver Surfer gibi bir karaktere şey yapardım, harcardım oyunu şu aşamasında. Çünkü siyah kuğu yani
Dürüst olalım arkadaşlar, o kadar da sağlam değil ama biraz daha ucuz bir karakter, basması daha kolay olan bir karakter. O da biraz düşündürtüyor. Yani ben biraz arada kaldım bu karakter açısından. O yüzden sizin fikirlerinizi de yorumlarda duymayı isterim arkadaşlar. Evet millet, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.